Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Enerji hattıyla karşınızdayız. Enerjiyi konuşacağız. Bugün özellikle hidrojen, rüzgar, birçok yenilenebilir enerji özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de ne durumda? Türkiye'deki özellikle enerji yatırımlarının durumunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Tumurlu CEO'su Furkan Yazıcı bizimle birlikte olacak. Furkan Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Beyhan Hanım. Oldukça gündemde olan ve belki de bundan sonraki süreçte küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz ve bol bol sürdürülebilirlik konuştuğumuz bir süreçte daha da önemli olacak yenilenebilir enerji konusu ve birçok dalı var tabii ki. Sizden de bugün özellikle hidrojenle başlayalım istiyorum. Yeşil hidrojen birçok konu var, birçok sorun var aslında bu anlamda ama önce bir mevcut durumu analiz edelim ve yeşil hidrojenin, son durumunu sizden dinleyelim. Özellikle faaliyet alanlarını, katkılarını sektörlere nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle hidrojen teknolojileri biliyorsunuz son gelişmelerden sonra Paris İklim Anlaşması'ndan hemen sonra işte Avrupa Yeşil Mütabakatı ve geçen yılın Kasım ayında gerçekleşen 28. Taraflar Zirvesi'nden sonra özellikle küresel emisyonu düşürmeye yönelik tüm dünya devletlerinin, tarafların bu anlamda bir kararlılığı mevcut. Ve şu an küresel emisyonu düşürmek yani 1990'lı seviyelere kadar küresel ısınmayı düşürmek için tek çare şu an hidrojen teknolojileri. Yani hidrojeni ağır sanayide, demir çelik sanayisinde, kara taşıtlarında ve birçok alanda uygulanması. Şu an her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, yani güneş, rüzgar, biyokütle gibi birçok yenilenebilir enerji kaynaklarının artması küresel emisyonu istediğimiz seviyeye getirmiyor. Şu an en son bildiğiniz gibi 28. Taraflar Zirvesi'nde 2030 yılına kadar emisyonu %43 daha düşürme planları var. Ve bu hız sadece hidrojen yani özellikle yeşil hidrojen, birazdan ondan da bahsediyor olurum. Özellikle yeşil hidrojenin endüstride çok yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte gerçekleşecek bir konu. Şimdi hidrojen üretimi zaten dünyada halihazırda hidrojen kullanılıyor. Ancak hidrojen fosil yakıtlarla, yani fosil dediğimiz kömür, jeotermal santrallerin ürettiği, elektrikten üretilen hidrojen şu an birçok endüstride kullanılıyor hala hazırda. Ancak yeşil hidrojenin buradaki farkındalığı ne? Buradaki farkı ne? Yeşil hidrojen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen hidrojen demek. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektriğin elektrikle elektroliz yapılarak sudan ayrıştırılan hidrojen demek. Ki bu hidrojen tamamıyla sıfır emisyonla üretilen hidrojen anlamına geliyor. Yani yeni güneş santraliyle ya da herhangi bir rüzgar türbiniyle sıfır emisyonla ürettiğimiz hidrojen yeşil hidrojen olarak adlandırılıyor. Ve emisyonu sadece yeşil hidrojen uygulamaları düşürebiliyor. Şu an ülkemize de baktığımızda ki birçok dünya ülkesinde de biz bu anlamda hem Tumurlu olarak ve şahsım olarak danışmanlık veriyoruz birçok firmaya. Şu an özellikle demir çelik ve işte seramik, cam sanayinde yoğunluk olarak doğalgaz kullanılmakta. Özellikle ülkemizde örnek vermek gerekirse bir tane çok büyük bir fabrikanın 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz tüketimi var. Ve 2026'da başlayacak sınırda karbon vergisi. Yani Avrupa Birliği ülkesi dışındaki firmaların Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir ürünlerini satması karbon vergisine tabi olacak. Ve bu nedenle bütün firmalar ve bütün ülke politikaları dahil olmak üzere yeşil hidrojen üretimi ve depolaması konusunda çok büyük yatırımlar yapmakta. Biz de bu yatırımların birçoğuna danışmanlık da vermekteyiz. Şu an dün açıklanan Avrupa Hidrojen Bankası'nın açıkladığı 720 milyon dolarlık bir ihale sonucunda 7 tane firma 10 yıl boyunca 1,5 milyon tonluk hidrojen, yeşil hidrojen üretimi yapacak. Ki zaten en son 28. Taraflar Zirvesi'nde 2030 yılına kadar Avrupa Birliği içerisinde 10 milyon ton yeşil hidrojen ve Avrupa Birliği dışında yani Afrika ülkelerinde üretilecek 10 milyon ton hidrojen Avrupa Birliği ülkelerine transfer edilecek. Bu bağlamda da Türkiye çok büyük bir geçiş konumunda. Yani enerji geçiş hatları konumunda. Ancak hidrojen konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman boru hatları ya da gemi taşımacılığında hidrojenin Avrupa ülkelerine taşıma amacı yolunda Türkiye'yi biraz es geçtiklerini görmekteyiz ve bu bizi biraz üzmekte. Ancak Türkiye'nin şu an son geliştirdiği politikalar konusunda ümitliyiz. Hidrojenin, yeşil hidrojenin Avrupa, Afrika'da üretilip Avrupa'ya taşınması ve bu boru hatları yine Türkiye üzerinden, özellikle Kuzey Kıbrıs üzerinden geçmesi konusunda Türkiye'nin de atılımları var. Biz de bu politikaları destekliyoruz.
Şimdi oldukça kıymetli konular çünkü dünya ekonomisine baktığımızda da aslında yenilenebilir enerjinin çok daha ön plana çıktığını görüyoruz ve bir yandan çevresel iklim koşulları tabii ki sürdürülebilirlik çalışmaları, doğayı korumak ve aslında enerjiyi de verimli kullanmak adına oldukça kıymetli ve önemli. Biraz da rüzgarı konuşalım çünkü rüzgar enerjisi de bu anlamda en ön plana çıkan aslında enerji kaynaklarından biri. Bundan sonraki süreçte de biraz daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Rüzgar enerjisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii yine hidrojen konusunda biraz daha bağlantılı olarak rüzgar enerjisi konusu ülkemizde yaklaşık 60 gigawattlık bir rüzgar enerji potansiyeli var. Ve şu an ülkemizdeki yenilenebilir enerjiye baktığımız zaman yani Türkiye'de yaklaşık 108 gigawattlık bir kurulu güç ve bunun yaklaşık %55'i yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Ancak hidroelektrik santrallerini ve biyokütle santrallerini çıktığımız zaman güneş ve rüzgara baktığımızda %23'lük bir kısmını yaklaşık 25 gigawata yaklaşan bir kısmını güneş ve rüzgar santralleri oluşturuyor. Ve bunların hemen hemen yarısı. Şu an Türkiye'de kurulu güce baktığımızda güneş ve rüzgar enerji kurulu güçleri hemen hemen aynı. Yani yaklaşık 12,5-13 gigawattlık bir rüzgar enerji kurulu gücümüz var. Ve 2022 yılında yayınlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda 2035 yılına kadar 60 gigawattlık bir yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmayı planlıyoruz. Ve bunların hemen hemen yine yarısı rüzgar enerjisinden gerçekleşiyor olacak. Şu an ülkemize baktığımızda rüzgar enerji potansiyeli bildiğiniz gibi çok çok yüksek ki güneşte de olduğu gibi. Burada en önemli olan yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsediyorsak yerlilik oranına bakmamız gerekiyor. Yani bizler yerli sanayici, yerli üretici olarak yerli katma değerli, yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Şu an büyük rüzgar türbinleri yani yabancı markaların Türkiye'de üretimleri var. Şu an büyük rüzgar türbinlerinde %55'lik bir yerlilik oranına sahibiz. Biz Tumul olarak kendi bireysel kullanım alanlarındaki rüzgar türbinlerimiz tamamıyla %100 yerli. Aynı zamanda bir grup firmamız olan Milres firması 2,6 megawata kadar %100 yerli. Tüm dünyada akredite olmuş %100 yerli ürünler üretmekteyiz 2,6 megawata kadar. Burada yine güneş sistemleri de yine aynı şekilde. Yerlilik oranı burada çok önemli. Ki ülkemizin bu anlamda yeni kalkınma planlarında yerli sanayicileri destekleme noktasında çok büyük teşvikleri var. Biz de bu teşvikleri takdirle karşılıyoruz. Şu an rüzgar türbinleri gelirse yine dünya bazında da yine rüzgar türbinleri artışta. Bizler hidrojen konusunda bir vurgu yapmak istiyorum. Özellikle şu an yeni bir proje yürütüyoruz. Transkontinental Hydrogen Valley Projesi. Transkontinental Hidrojen Vadisi Projesi. Umman'da kurulacak güneş ve rüzgar santralleriyle hidrojen üretimi gerçekleşecek ve Avrupa'ya taşıma yaklaşık 10 milyon ton hidrojen 2035 yılına kadar Avrupa'ya taşınacak. Biz de Tumul olarak Transkontinental Hidrojen Vadisi Projesi'nin bir paydaşıyız, yürütücüsüyüz. Yine bu proje aynı zamanda Türkiye'de yine bir ayağı oluşup rüzgar ve güneş sistemleriyle üretilen hidrojeni, yeşil hidrojeni yine Avrupa'ya taşınması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu an rüzgar türbinlerinde geldiğimiz nokta dediğim gibi 12,5 gigawattlık bir nokta ve hızla artışı devam etmekte. Bir yandan da aslında dünyanın en önemli gündem maddesi karbon ayak izi konuşuluyor ve bundan sonra vergilendirme süreci ve birçok gelişme aslında daha da detaylandırılacak. Yenilenebilir enerjinin önemi de burada biraz daha kendini aslında fazla göstermiş oluyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle karbon ayak izine tüm neredeyse dünyanın uyması gerekecek bir süreç olacak. Çünkü daha yeşil, daha temiz ve daha verimli üretimler açısından aslında önemli olacak. Yenilenebilir enerjiyle birlikte konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Evet yani karbon ayak izi sadece endüstrinin düşüneceği bir konu değil. Biz bireysel kullanıcıların da bu konuda bir aksiyon almamız gerekiyor ki şu an son zamanlarda özellikle Ukrayna-Rusya savaşında enerji arz güvenliğinin bu denli tehlikeye girmesiyle birlikte Avrupa'daki kullanıcıların enerji arzında çok büyük bir tedirginlik hissettiklerini gördük. Yani özellikle bireysel kullanıcılar ısınma, elektrik üretimi konusunda bireysel kullanım alanlarında da güneş ve rüzgar sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları çok büyük artış içerisinde. Ülkemizde de öyle. Biraz farkındalıkla ilerliyor. Özellikle en büyük çevreyi tüketen, karbon ayak izine sebep olan demir çelik sanayisi ve yani ağır sanayi dediğimiz demir çelik içerisinde çimento ve seramik sanayi ve aynı zamanda kara taşıtları. Şu an baktığımızda karbon ayak izine en büyük sebep kara taşıtları %28 oranında küresel bazda
emisyona sebep oluyor. Şu an hidrojen otobüsleri, elektrikli araçlar, hidrojen araçları gibi birçok yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj olan araçların piyasaya çıktığını görüyoruz ki iç piyasada da TOKİ'de bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda zannediyorum hidrojen araçları da piyasaya geliyor olacak ki ben de yurt dışında hidrojen aracı kullandım ve tamamıyla sıfır emisyonlu bir araç. Bireysel kullanım alanlarına geldiğimizde bizler Tumuli olarak TÜBİTAK desteğiyle birlikte bireysel kullanım alanlarına yönelik güneş ve rüzgar türbinleri üretiyoruz. Şu an ülkemizde elektrikli araçları şarj eden sistemler ki şöyle söyleyebiliriz izleyenlerin de çok iyi anlaması için bir müstakil evinizde ya da bir apartmanınızda rüzgar türbini ve güneş sistemi kurmuşsunuz. Aynı sistemden hem ev elektriğinizi buradan besliyorsunuz ve aynı zamanda bahçenizdeki, garajınızdaki elektrikli aracınızı da şarj ediyorsunuz ve tamamen sıfır emisyonla. Bu emisyonların hem bizler bireysel kullanıcılara bir vergilendirmesi başlıyor olacak ve aynı zamanda normal firmalar içinde sanayide de vergilendirmesi başlayacak. 2025 yılında bizim Maliye Bakanlığı'nın aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi 2026 yılında da sınırda karbon vergisiyle Avrupa Birliği'nin vergilenmesi başlayacak. Biz de bu karbon ayak izimizi düşürmek zorundayız. Bu sadece ticari bir konu değil, bu insani görevimiz. Çevremizi temiz tutmak, dünyamızı temiz tutmak ve emisyonu azaltmak için. O nedenle ben şu an bugün ofise geldiğimde bir fosil yakıtlı aracın arkasındaydım ve tamamıyla onun egzozundan gelen o emisyonu ciğerlerime çektim. İşte bunları yaşamamak için ve çocuklarımıza ya da yeni nesile, kendimize örnek olmak için yenilenebilir enerji teknolojilerine adaptasyon sağlamak zorundayız. Ülkemizi de konuşalım. Yenilenebilir enerjide ne durumdayız? Özellikle hem mevcut durumu belki de yapılması gereken. Çünkü Türkiye bu anlamda güneş açısından, rüzgar açısından avantajlı bir ülke. Nasıl değerlendirirsiniz? Hem mevcut durumu hem de neler yapılırsa daha verimli bir şekilde faydalanılır yenilenebilir enerjiden konuşalım. Tabii ülkemize baktığımızda az önce yine bahsettiğim gibi yenilenebilir enerji çok iyi bir durumdayız. Şu an Avrupa'nın 5. yenilenebilir enerji kurulu gücünde olan ülkesiyiz. Ancak ülkemizde güneş enerjisi alım oranı çok yüksek. Yani örnek veriyorum Almanya'nın yaklaşık 6 katı daha fazla enerji alıyoruz. Yani güneş enerjisi. Ancak kurulu gücümüz bu ona göre çok daha az. Ancak şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Biraz daha objektif bakmak gerekirse. Bu teknolojileri yani yenilenebilir enerji teknolojilerini yerli katma değerle ürettiğimizde cari açığa biz zarar vermiyoruz. Yani her yere yenilenebilir enerji kuralım, bütün tarlalar olsun, çok büyük bir yatırımlar yapalım. Ancak bunları ithal ettiğimizde ülkemizin cari açığına zarar vermiş oluyoruz. O nedenle mümkün olduğu ölçüde ki son zamanlardaki yatırımları sizler de takip ediyorsunuz. Hem güneş sistemlerinde hem rüzgar türbinlerinde ki bizler de şu an yerli bir rüzgar türbini üreticisiyiz. Piyasanın en iyi ürünlerini üretiyoruz. Yerli katma değerli ürünlerle yenilenebilir enerji teknolojilerini kurmak burada en büyük görevimiz. Şu an Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi %23'lük bir şu an Nisan 2024 rakamlarından bahsediyorum. 24,1'lik bir orana çıktı ki bu hızla artıyor. 2035 yılına kadar bu kurulu gücümüz 60 gigawata çıkıyor olacak. Ve bildiğiniz gibi nükleer tesislerin de devreye almasıyla birlikte özellikle Akkuyu nükleer santralin devreye almasıyla enerji piyasası biraz daha düzene sağlam temellere oturuyor olacak. Şu an yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde artması yük temizliği merkezlerini çok fazla rahatlatmıyor. Keza bunların enerji depolamasıyla birlikte artış oranında olması gerekiyor. Yani lityum bataryalı depolamalar ya da hidrojenli depolamalarla birlikte. Çünkü güneş ve rüzgar sistemleri mevsimsel ya da günlük bazda mevsimsel parametrelere göre performansı artan ya da azalan yenilenebilir enerji teknolojileri olduğu için sistemlerin yani enerji şebekesinin daha stabil hale gelmesi için depolamayla birlikte desteklenmesi gerekiyor. Ki şu an ülkemizde bu anlamda hem EPDK'nın hem Enerji Bakanlığı'nın son regülasyonları da bunlara verilen önemi gösteriyor. Yani biz de açıkçası yerli sanayici olarak ülke politikaları doğrultusunda hem iç piyasada hem dış piyasada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem aynı zamanda Avrupa Birliği uyum yasalarıyla entegre, Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri yakından takip eden, oradaki vergilendirme sürecini izleyen bir durumdayız. Tabii özellikle yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, hidrojen bunlar bu anlamda en önemli, en kıymetli konular. Bundan sonraki süreçte de daha çok konuşulacak. Eklemek ve ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey varsa dinleyelim. Sanskes, buyurun.
Yani öncelikle çok teşekkür ederim ve buradan hani izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Bireysel kullanım alanlarında da rüzgar ve güneş sistemlerini tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle sadece bu tarz regülasyonları devletlerin ya da sanayilerin ya da büyük firmaların yapmasını beklemeyelim. Biz de son kullanıcı olarak yenilenebilir enerji teknolojilerine biraz daha farkındalık, biraz daha rüzgar ve güneş sistemlerini kendi son kullanım alanlarında kullanmaya çalışalım. Ki ne kadar faydalı, ne kadar kısa sürede kendini amorti eden sistemler olduğunu görüyor olacağız. Ya bizlere bu anlamda ulaşabilirler. Yani firmamıza, Tumurli, web sitemize ya da telefonla bize de ulaşıyor olabilirler. O nedenle dünyamız bir tane. O nedenle çevremizi korumak zorundayız. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Tumurlu CEO'su Furkan Yazıcı, çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Furkan Bey'e de. Özellikle yenilenebilir enerjiye dair hidrojene ve bununla birlikte tabii ki rüzgar enerjisine dair Türkiye'nin enerji sistemlerine konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Enerji hattına kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında tekrar buradayız, devam edeceğiz.